Cümleten selamün aleyküm sevgili takipçilerimiz. Tekrardan Cansu'nun evine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz balkonumuza. Bugün şöyle bir sürprizle uyandık diyecek, yalan olacak. Çünkü anam buradan soğuk geliyor. Gece biz saat 3'e 3.30'a kadar oturduk kızlarla. Bugün Cansu'muna Nemoş burada yattılar, beni de göndermediler. Akşam burada yemek yedik. Eşimle Kaan eve gittiler. Beni de göndermedi bunlar, beraber kalalım anne diye. Artık ben de bunlarla birlikte kaldım. Bugün gece 3'e kadar da oturduk, 3.30'a kadar. Zaten kar ta akşamdan başladı, yağıyordu ama şimdi bayağı bir çok felaket olmuş. Yusuf dışarıya çıkmayın, soğuk kuzum bu yanına. Şöyle pencereyi açamıyorum ama tipi tipi diyor, dedikleri bu olsa gerek diyor. Hirden alıyor yukarıya savuruyor karları. Çok güzel de yağmış, bugün de böyle olacakmış. Biz burada mahsur kaldık bugün. Gidemiyor da. Araba da gelemiyor. Yollar kapalı sanki, bilmiyorum. Emine'nin kocası gelecekti. Onunla beraber gidecekti. Oğuzhan'la birlikte beni eve bırakacaklar. Bunlar da Aksaray'a gidecekti. Ama bugün hayaller hep iptal oldu. Sarı kuşum da burada, Yusuf'um da. Çocuklar da şok oldular. Karı görünce. Şu dal nasıl yatmış Yusuf? Bak hele karı taşıyamamış, yazık. Çam ağacı. Gördün mü? Şöyle. Aa, aman 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 aman. Anne ne çiziyor oraya? Örtün kapıyı Zeynep, gelme Zeynep. Hiçbir tarafa açamıyorum çünkü her yerden hem kar dökülüyor hem de soğuk aşırı derecede. Annem kar yağıyor, yağmur değil. Şöyle nasıl rüzgar esiyor, nasıl fırtına var. Akşamdan belli bu fırtına uğultu. Bir görseydiniz akşam. Cansu diyor ki anne diyor, iyi ki akşam beraberdik vallahi, ya değil yalnız ben çok korkardım diyor. Anneannem. Çünkü çok böyle saat 3'e 4'e kadar hem yağdı hem rüzgar esti, fırtına esti. Bir de fırtına esiyor ya böyle resmen sanki şey gibi uluyor. Diyor. Şimdi de yine öyle zaten, belki duyuyorsunuzdur rüzgarın fırtınanın sesini. Hey annem, yağmur yağıyor kızım. Kar yağıyor Zeynep. Buradakiler neyse de şu ön tarafa bayağı bir millemiş camın önüne. Bugün biz sabahla kahvaltıyı yapınca gideceğiz erkenden. Söylediğim gibi hani Rabbim her şeyi karıleyip mi koyuyor diller ya, oysa erkenden kalktık. Saat 7.30'da kalktığımızda ben eşimi kaldırdım, telefon açtım evde. Kaan'la ikisi kalksınlar, kahvaltı yapıp ineğimizi sağsınlar diye. Onları kaldırdım. Ondan sonra Yusuf uyandı, Yüksel uyandı. Sonra biz uyandık derken 8'de herkes ayaktaydı. Erken kalktıydık. Kahvaltımızı yapıp çıkacaktık buradan ama olmadı. Hayırlısı olsun bakalım. Kurban olduğum Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Yağmurunda, karında bereket yağıyor. Böyle bir kar hani ipiden belli yağmıyordu. Geçen sene hiç böyle yağmadı havalar. Hep ılık bir ortamda gitti. Kuru ayaz oldu ama kar yağmur yağmadıydı. Bu sene inşallah Rabbim bol bereket verir. Kurban olduğum Allah'ım. Çiftçilerimizin, şeylerimizin yüzüne baksın. Ekenlerin, dikenlerin. Zeynep onu koy kızım. Soğuk burası. Dokunma oraya. Kaç. Kaç kaç kaç. Yine kim geliyor? Bak bir daha geliyor. Ömer. Gelme aşkım. Soğuk bura. Gelme. Ne? Başka tellik yok annem. Sen niye geleceksin de kuzum? İçeriden al gel hadi. Şöyle şurayı bomboş etmiş. Kardan gerçi gözükmüyor şu içeride, şuradaki kardan da. Şöyle gördüğünüz gibi aşağısı boş. Oradan fırtına öbür taraflara sıyırıyor. Şöyle vuruyor, bu aşağı gidiyor. Cansungil'in yolu da bu arada yapıldıydı. Çok güzel oldu. Allah'ım güle güle içinde kullanmayı nasip etsin bu yolları da. Rüzgarı duyuyor musunuz ki? Anneanneyim. İyi kızım. Kar yağıyor. Yağmur değil, kar. Anne? Biz de Allah'tan ineklerimizi niye aldıydık içeriye? Dün akşam buradan gidince almışlar. Kaan'la babası ahırdan, büyük ahırdan içeriye almışlar. Hayvanlarımızı şuraya değil. Donallardı yazık.
Şansımgil'de kahvaltı hazırlıyorlar. Bu arada sular da kesik bugün. Ne olmuş bilmiyorum. Sular da kesilmiş. Sular da kesilmiş değil mi? He oğlum, sularımız kesilmiş anneannem. Çayda arıtmadan koyduk. Ne oldu? Anneannem aç. He oğlum aç. Ne ekmen oraları? Kocaman kar yağmış. Oralara kıstırmış hep Ömer. Kocaman kar yağmış. O duvarların dibine hep vuruyor. Baksana fırtınadan. Düşmeyin, düşmeyin, düşmeyin. Şu kara bakın, kara bakın. Maşallah, maşallah. Vallahi diz kapağımızda kar yağmış. Gelebildik sonunda Cansu'nun evinden. Vallahi kurtulduk. Anneannem. Kuzum, daha baban şuralarını hiç açmamış. Yağmur yağıyor. Ben Allah'tan ki insan üstüne tutmuyor. Yine de ıslatıyor ama herhalde. Çoraplarımız ne ıslandı? Hep ıslandı. Ama bunlar yanıyor mu ki ayağım? Şey yatıyormuyorsa üstümü değiştireyim. Günaydın sevgili takipçilerimiz. Hayırlı sabahlarınız olsun cümleten. Ben şöyle erkenden kalktım yine. Dün Cansungil'den geldik. Bu arada bu dünkü videomun devamı. Dün orada biraz çektim. Emoşumgil'den buraya geldik. Buradan süt aldılar gittiler Emoşumgil. Aksaray'a gittiler dün gibi evlerine döndüler. Bugün hem okul var dediler. Hem de Oğuzhan'ın işi vardı. Ama okul tatil olmuş. Oğuzhan da iş ekleyecek. O yüzden dün buradan geri gittiler, kalmadılar dün. Evvelkisi gün Cansugil'de kaldık akşamına. Birlikte çok güzel vakit geçirdik. Şöyle karımızda görüyorsunuz. Ben şimdi inekleri Sami'ye ineceğim. Saat şu anda 7.30. O kadar soğuk var ki anlatamam inanın. Çok soğuk, ayaz. Ondan sonra sandalyelerim neydi burada kaldı. Bunları tandır evine indireceğim biraz sonra. Şuralarımızı kuruyacağım. Tabi üşümezsem. Şuralarımız temizlenecek. Dün çok böyle fırtınalı kar yağdığı için dün hiçbir dışarıya çıkamadık. Cansugil'in oradan geldik. Emoşumgil'de evlerine gittiler. Ondan sonra biz evde kaldık. Şöyle bir yol açtım. Cığır direk karın şeysine. Böyle iz açtığın zaman. Soba doldurmaya gidecek çünkü oraya. Bir de şöyle yola doğru açtım cığır. Ondan sonra ahılların önünde eşim açtı. Şimdi söylediğim gibi inek sahamaya ineceğim. Çok soğuk bir hava. Vallahi artık bundan sonra inek işi zor. Hani hayvancılık yapanlar anlar beni. Şöyle ineklerimizi de oradan almışlar eşimgil benim dün Cansugil'deyken. Ahırımızın içine koymuşlar. Hani söylüyordum ya kar yağmadan buraya alacak diye. Kar yağmadan o tarafa almışlar. Onun sonrasına kar yağmış üstüne. Yani evvelki su gün gece kar yağdı. Maşallah o kadar çok güzel yağdı ki şöyle bakın. Bir de çok yağdı yani. Ya bizim buralara çok yağmış bilmiyorum. Ben diyorum benim hayata daha çok yağmış. Çünkü gerçekten hani kureyenin cığıraşması daha bir zor oldu. Ayalamayla öylesinedir ki. Şöyle zaten şeyden de görüyorsunuz. Şu betonumuzun üstünden. Köpek çenlemesi geliyor. Sabah sabah erkenden neyse dertler hayvanlar yazdık çengileyiyor. Şöyle görüyor musunuz kara maşallah maşallah. Bereket iyi yağdı ama soğuk olmadı. Kar çok güzel bir şeydi. Pek soğuk vallahi dondurucu bir soğuk var. Vallahi ben artık ahıra bir inim hemen. Geldikten sonra da kahvaltı hazırlayacağım. Artık eşim işe gitmiyor. Kaan işe gitmiyor çünkü. Karda artık gidemezler. Soğuk havalarda. Söylediğim gibi pek şiddetli soğuk var. Oo, dondurucu. Şöyle sobanın dumanında görüyorsunuz. Bizim buralarda hala doğalgaz olmadığı için bütün mahalle bir soba yakıyor. Başka mahallelerde bayağı herkes aldı. Bizim mahalle mi kaldı bilmiyorum artık daha var da. Cansu'nun oraya nasıl olmuş maşallah. Allah'ım güle güle yaptırmayı nasip etsin inşallah.
şöyle rüzgarlı fırtınalı estiği için şöyle görüyorsunuz buralarda çok kar yok. Şöyle diplere şey siftirmiş karı. Her yer bembeyaz. Bu havada evinde oturup ayağını serip çayını içeceğin, kahveni içeceğin diyen gibi. Artık öyle yapacak. Bundan sonra işlerimizi bitirdik. Rabbime şükürler olsun. Bundan sonra bir ahırımız var. Bir de sobalarımız var. Şöyle soba kovamızda köpekler gece dökmüşler şeysini. Yakacağım birine kovanın. Şunları da doldurduydum. Öbürleri de dolacak. Yaktım sabahından tekrar. Sobayı erkenden kovaya koydum. Kahama kahama hara inmeden önce. Bereketler bu bereket. Rabbimin verdiği nimetler, bereketler. Allah'ım inşallah bu sene bol kazançlı bir yıl geçer. Tüm çiftçilerimize, hepimize yani. Hani annem gibi eskiden öyle derdi. Komşuda olan bizde de olur derdi. Komşuda pişer bize de düşer derdi. Yani Rabbim herkese nasip etsin. İyi iyi yaşamayı, iyi iyi kazanmayı. Vallahi herkeste olan bizlerde de olur. Ekin olsun, buğday olsun, bolluk olsun. Hani bolluk olduğu zaman annem bir öyle söylerdi. Komşularımız çiftçiydi. Onlar da olan bizde de olur dedi. Gerçekten öyle. Onlar kaldırdığı zaman, hani sattığı zaman bizlerde unudur, ekmeğidir, her şeysini alıyor mesela. O yüzden şuralarımız nasıl beton tutmuş. Hani buz tutmuş. Şimdi nasıl ineceğim buradan? Kenardan ineceğim. Ahıra iniyorum. Tekrar söylediğim gibi videomuzun devamında tekrardan görüşürük. Ahırımızı bir halledim gidim ya ya değil dondum ben burada. Evet sevgili takipçilerim tekrardan hoş geldiniz mutfağımıza, maviş mutfağımıza. Ben ineklerimizi sağdım geldim. Ondan sonra sütümüzü sütçüye koydum. Burada da hem çay koydum hem de biraz krep yapacağım bugün. Akşam Kaan'a söz verdiydim. Kaan istemem de ben dedim yani sen krep yapmayan oğlum diye. Şöyle tavanın içine azıcık yağ gezdiriyorum. Krepimizin içinde de 3 su bardağı su. Biraz çok yaptım yani ben az değil bu. 3 su bardağı sudan sonra. Evet canlar videom kapandı ama niye kapandı bilemedim. Şöyle çay suyum orada. Biraz yoğurt yaptım. Krepimizi yoğurdum ki şöyle topaklanması gidene kadar karıştırıyorum. Beni de biraz topaklandı. Halbuki eledim de. Ama niye topaklandı bilemedim. Olmuş gibi. Bir tane deneyim olmazsa. Şurada dursun. İçine düşme canım. Dur. Şöyle bir kepçe dolusu koydum. Telefonum şarj almıyor bu arada. Ay bismillah. Aman olmadı bu. Aman bunun hem yağısı çok oldu. Şöyle. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Alın. İçine sıvı yağını biraz fazla kaçırmışsın tavanı. Onu da şöyle gezdirim derken yapıştı üstüne. Olsun bakalım hayırlısı olsun. Nasibimizde neyse. Onu alıp yemek zorundayım. Benim bir tane pembe spatulam vardı. Yaptık mı? Bir daha altına unu, araya unu demiştim. Yağı çok az dolayacağım.
Şöyle tabağımızda. Şuraya koyalım. Herhalde artık. Şu malzemelerimizi de kaldırın. Tarafına koyayım. Şurada patates kızarttığım yağ var. Dün patates kızartmıştım. Çayımın altı da aç, hemen iyi kaynamadı. Bizim ev halkı henüz yatıyor, uyandırmadım. Mutfağımızda ısınsın. Öyle bir soğuk ki burası, anlatamam. Buz buz vallahi. Ama ne öğreteceğim, mecbur. İşimiz gücümüz mutfakta, o yüzden ısınsın diye kapısını döktüm. İçerinin kapısını, kilerin kapısını da kapattım. Çünkü bayağı söylediğim gibi soğuk, hani soğuk hava var. Kenarlarını alalım da yağsını bir biteriz. Niye böyle oldu bilemedim. Daha önce ben o kadar krep yaptım. Hiç böyle olmadıydı, dönmediydi krep. Aldığım balık tavasıyla yapacaktım krepi. Tavayı ocağın üstüne bir koydum. Oo, balığın kokusu hiç gitmemiş. Niye gitmemiş? Ben onu halbuki domestosundan da yıkadım. Makineye atmadım da domestosladıydım. Ama gitmemiş. Hemen geri kaldırdım onu, yıkayayım diye geri makineye attım. O biraz katı kıvamda sanki. Ama böyle de olmasa olmaz. Aslında ekmek ocalayacaktım. Canım onu istiyordu. Bugün ocalamaç yapmasını değil de hani yemesini çok severim ocalamacın kendisini. Hani belki görmüşsünüzdür. Yufka ekmeği güzelce parça parça doğruyor. Ondan sonra yağın içinde güzelce kızartıyor. İsteyen üstüne şeker atabiliyor. Toz şeker. İsteyen atmıyor. Yumurtalı da yapabiliyor. Onun yumurtalısı da güzel oluyor. Ama bugünlük de krep olsun bakalım. Yarın da Allah nasip ederse ocalamaç yaparım inşallah. Çayımız daha bir sobanın üstündeydi. Sabahki, akşamki sütü eşim getirmiş, onu yoğurt yaptım. Sobanın üstünde dün gece pişirdiydim. O da gece geç vakitte pişirdim. Saat 1'de pişirdim. Ondan sonra da soğumasını beklemek için de beklemedim. Yani yalan söylemeyin. İncik uyku daha önemli, biliyorsunuz. Uyudum. Sabahından da kalktım. Sobanın üstüne tekrar koydum. Isınmış güzelce. Isındıktan sonra ben de hemen oraya çaldım şu koşeme. Hani oraya meyvelerimi koyuyordum da diyordunuz ya. Oraya bir sepet al, şey aldıydı. Artık meyvelere sepetmeye hiç gerek yok. Vallahi kilere koyuyorum. Kiler de buz gibi oluyor. Böyle sanki donacak gibi aşırı derecede soğuk artık. Bizim buraların kışı çok şiddetli olur sevgili takipçilerim. Hani kışı derken yağış şeklinde demiyorum yani. Kuru ayazın taşları çatlatır vallahi. Akşam enerjinin suyunu da kapattırdım. Geçen sene böyle kapatmadık, kullanalım diye. Bazen dondu, bazen açıldı derken en sonunda patladı suyumuz. O da çatıdan patladı. Biliyorsunuz zaten o zaman videolarımı izleyen izleyicilerim bilir. Oraları yaptırdık, ettirdik derken yine öyle olmasın dedim. Akşam eşime sen suyu bu kapattık dedim. Enerjinin suyunu kapattırdım, çatının suyunu. İnşallah patlamaz artık. Çayım kaynasın, evdekileri uyandırım. Zaten bunun olacağı da 7-8 tane mi olur bilmiyorum, 10 tane mi olur artık. Kaç olursa ona göre. Buyurun gelin hep beraber yiyelim sevgili takipçilerim.
Vallahi her seferinde davet ediyorum sizleri. Çünkü sizler de bizim bir ailemizsiniz. O yüzden hani yediğimizi içtiğimizi böyle gösteriyorum. Hakkınızda helal edin bu arada. Ne yapacağım? Başka ne çekecek? Evde artık kar kapıyı çevirdi. Hani dinler ya, dışarısı kar, içerisi dar. Bundan sonra yemek yapacak, bol temizlik yapacak. Yemek ağır, pecedirken bunlar yapacak bundan sonra. Sabahın da ahırımızı ilk defa yeni gördüm ben. Ben bu video dedim ya, dünkü videomuzun devamı diye. Biz dün Cansugil'deydik. Eşek içeriye aldıktan sonra ahırı aldığında hani ahırımızın dar olacağını biliyordum ama bayağı çok dar olmuş. Hayvanlar yazık, sıkışmışlar. Artı 2 ay 3 ay idare edecekler, yapacak bir şey yok. 3. aya kadar ne? 3. ayda havalar iyi olursa tekrardan o büyük ahırımıza çıkaracağım dışarıya. Rabbim nasip ederse inşallah o günleri görürsek. Burası bayağı bir dar, küçük. Ufacık bir yıl bu mutfak kadar. Mutfaktan azıcık büyük, azıcık. 4 tane mal. Allah'tan ikisi küçük büyük değiller. Eğer onlar da büyük olsaydı tövbe sığmazlardı oraya. Allah'tan onlar tana. Onlar da Allah nasip ederse bahara büyüyecekler inşallah. Rabbim ömür verirse, nasibimiz de varsa. Her şey nasip meselesi, biliyorsunuz ki. Rabbim nasip ederse her şey oluyor. Nasip etmezse illa ki bir şeylere bir şey sebep oluyor. Şöyle çayını atıp içine. Her yerimizde saklama kaldık. Yemek kaşığı atıyorum ben çayıma. O da gayet güzel çıkıyor. Böyle çok güzel bir çay oluyor. Ağzını kapatıp tekrardan krepimi de alıp içmiştir bu. Yandı. Bakın. Çok güzel kreplerimiz oluyor. İlkini bir nazarlık meydaneydi, o çıktı da. Yayıyor. Eşime de poğaça çıkardım. O da poğaçayı çok seviyor kahvaltıda. Böyle işte sevgili takipçilerimiz, çörek çıkardım akşamda. Çünkü bu havada artık havada derken dışarıda kar bayağı bir yüklü. Artık motorla gidemezdi ki yayanda gitsek bayağı çarşı bize uzak, bizim evimize biraz. Bir de her tarafta hayvanlar, başboş hayvanlar var. Şu anda da kar yağdı. Ekmeğe kapısının önünde olanlar, verenler var, vermeyenler var, hayvanlar aç saldırıyorlar. O yüzden yürüyerek de gönderemem artık bunları. Eşim olsun, Kaan olsun. Evimizde çöreğimiz var, yufka ekmeğimiz var. Allah nasip ederse onlarla yiyecek artık. Söylediğim gibi hani başıboş hayvan çok, hem de çok fazla var. Bizim buraya hatta abimin hayatına, hayatı değil de öbür tarafa, duvardan öbür tarafına yavrular var. 5 tane köpek oraya konulmuş. Biz konulamıştırız. Siz nedir sanız bilmiyorum. Şimdi oradan gelince, Cansu'da gelince Kaan'la birlikte burada yemek artıklarımız vardı. Biraz da bayat ekmeklerimiz vardı. Böyle 10 kiloluk kovanın içine doldurduk. Götürdük orada Kaan'la birlikte onlara. Uzaktan verdim. Çünkü anneleri havlıyor. Yavrulara zarar vereceğimizi zannediyor. Yanına pek yaklaşamadık. Yavrular daha küçük, yazgıncı kardan örüyorlar. Bilmiyorum. Allah'ım vallahi. Arkasından gidecek kadar büyükler, iyice küçükler değiller ama öyle yemek yiyecek kadar büyük değiller herhalde. Yine de annelerine süt olsun dedim. Şimdi elime geçeni buraya saklama kabı bir şey koydum, kova. Bundan sonra yemek artıklarım oldu. Onun içine doldurup onlara götürüp girip geleceğim, yazık. Büyüseler onları oradan götürür de daha büyük değiller işte, küçükler. Onları verdik geldik. Dediğim gibi de hani havlayı uzaktan çektim. Yanına varamadım, yalan söylemeyeyim. Çünkü köpek kıskanıyor yavrularını. Valla mama ne şeyden olsa da, gönderen olsa da versek yaz hayvanlara. Küçük küçük yavrular. İşte söylediğim gibi yanına da yaklaşamıyor. Mama olsa yine yaklaşamıyor. O da var. Bilmiyorum artık ne olur. Çayımı bir demleyeyim şurada.
yaptım. O yüzden de ince olmasın, kalın olmasın bilemedim. İnce olup böyle kıtır kıtır mı güzel olur? Yoksa şöyle etli olup biraz kaba etli olup yumuşacık olması mı güzel, onu da bilmiyorum. İkisi de güzel oluyor. Hani bana böyle, ben krep seviyorum. Her şekilde güzel. Ama sizler nasıl seviyorsunuz?